Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özürlüğü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konyaspor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etmiş. Gülmeyin. Gülmeyin. Yani Konya Ümraniye, Alanya Giresun, değil mi? Sivasspor Hatay ve Beşiktaş Fenerbahçe maçının 4 maçın 4'ünün de skoruna kadar bilmek, sonucunu bilmek her baba yiğidin harcı değil, ama dediğim gibi bana sonra çıkıp da yok hocam kupon ver, yok hocam kredi kartı borcum var falan filan demeyin. O güne özeldi. Fenerbahçe Beko devreyi 9 sayı geride kapattığı maçta Bahçeşehir'i müthiş 3. çeyrek performansla 78-72 mağlup etmiş. Nigel Hayes Davis maçın yıldızı olmuş. Davis demişken Saiz'in Serdar Aziz'e hareketine ilgili ben ciddi ciddi merak ediyorum. Yani bütün spor otoritelerini merak ediyorum neler diyecek diye. Kemal Aslan penaltı, Nihat Kahveci penaltı, Necati Ateş penaltı demiş TRT Spor'da. Ki TRT Spor'da Fenerbahçe pozisyonuna penaltı demek günahtır biliyorsunuz. Böyle bir şey asla diyemezsiniz. Orada bile deniliyorsa bir bakmanızı tavsiye ederim. Altay Bayındır, birlik ve beraberlik olduğu sürece, taraftarlarımızla beraber olduğumuz sürece bizler de eleştirilere kulağımızı kapatırsak başarılı olacağız. Herkes her şeyin bilincinde. İyi bir hocamız var. O da elinden geleni yapıyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Üzgünüz. Buraya her maç olduğu gibi 3 puan almaya geldik. Hocamızın söylediklerini yansıtmaya çalıştık ki yer yer yansıttık. Hatalarımızdan ders çıkarıp bir sonraki maça hazırlanacağız. Perşembe günkü maçımıza, sonra lig maçımıza hazırlanacağız diyor. Ben bir şey belirteyim mi? Beşiktaş'ta kim eksikti arkadaşlar? Enkodu. Başka? Gezal sonradan oyuna girdi değil mi? Fenerbahçe'de kim eksikti? Bir düşünsenize. Mesela Zayt'sın eksikliği kimsenin umurunda değil. Luan Perez kimsenin umurunda değil. Batshuayi takıma yeni katılmış, milli takımdan yorgun dönmüş, oynayamamış, kimsenin umurunda değil. Valencia yorgun, milli takım uzun bir süreç, kimsenin umurunda değil. Değil mi? Oynatılmayan Osayi kimsenin umurunda değil. Alioski oynatılmamış, kimsenin umurunda değil. Rossi falan filan kimsenin umurunda değil. Çünkü Fenerbahçe'nin ideal bir 11'i yok. O yüzden kimse eksik sayılmıyor. Çok adaletsiz değil mi ya? Mesela Lincoln Henrique solda oynadı. Kimseye göre eksik değil. Mesela maçın başlamasından önce birçok kişiye göre orada Alioski oynamalı ya da Ferdi oynamalı. Sağda Osayi oynamalı. Mesela mantık olarak diyorum. Yanlış anlamayın. Mantık olarak sağda Osayi, solda Ferdi başlasaydı ben yine biz bu maçı kazanırdık derdim. Ama bilmiyorum. Lincoln Beşiktaş maçına kazanmak için geldik. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. İstediğimiz sonucu alamadık. Ama derbilerde bir puan kötü değildir demiş. AEK Larnaka maçı zor olacak. Çalışmalarımızı kazanmak için sürdürüyoruz. Çok iyi çalışıp çıkacağız. Hedefimiz bu demiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani şu kadar maçın skorunu bilmiş adam olarak konuşuyorum demiştim ya. Yine size bir şey söyleyeceğim. Gruptaki en zor maçımız Larnaka maçı. Çünkü size göre çantada keklik, fark atılması gereken maç, bana göre grubun en zor maçı. Çünkü ne çıkacağı belirsiz bir maç. Ferdi Kadıoğlu sonuç bizim için kötü değil demiş. Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu Beşiktaş'ta 0-0 biten maçın ardından konuşmuş. Diyor ki Beşiktaş maçına kazanmak için geldik ama bunu başaramadık. Kazanamıyorsanız kaybetmemeniz gerekiyor. Bu da önemliydi diyor. Beşiktaş deplasmandan 1 puan kötü değil. Maçı ilk yarıda koparabilirdik. İkinci yarı daha zordu diyor. Haklı mı? Haklı. Bir de bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'ye bugün hiç Konya maçına geri dönelim. 0-0'a razı mısınız deseler herhalde o maça da 0-0'a razı bir Fenerbahçe çıkardı. Bugünkü maç, ya dünkü maç diyeyim daha doğrusu. Dünkü maçta en azından hakemin rezil performansı maçın önüne geçmemiş olurdu. Bu arada Miha Zajc mesela kadroda niye yok? Miha Zajc arkadaşlar en son milli takımdan dönen futbolcu. Takımla doğru düzgün çalışmadığı için zaten bu takımda 21 kişilik kadroyla çıkacak. Yani 21 kişilik kadroyla çıkacak takımında illaki birkaç kişinin kadroya girememesi gerekiyor. Bu da malumun ilanı. Takımda da sadece 2 antrenmana çıktığı için alınmadı. Bunu maç öncesi yayında söyledik ama yine de akıllarda kalmasın. Rıdvan Dilmen. Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken tek şey savunma arkasına atılan toplar. 25 kez rakiplerini ofsayta düşürmüş Fenerbahçe ama bunun dezavantajı da var. Fenerbahçe bu kadar sistem değiştirmesine rağmen
niye sıkıntı yaşamıyor? Çıldırıyor bir taraftan da. Bence idmanlarda çok tekrar yapıyorlar demiş. Bence başka bir sebebi var. Bence Mesut Özil gittiği için. Cümle içinde Mesut'u kullanıyorum. Fenerbahçe kendinden emin, pozisyon anlamında daha oturaklı. Beşiktaş kontrataklarla pozisyon bulmaya çalışıyor. Fenerbahçe rakibi uzun oynatıyor. Fenerbahçe deplasman gibi değil de tarafsız sahada oynar gibi. Beşiktaş son pasları doğru yapamıyor demiş. Sinan Engin de Fenerbahçe sanki evinde gibi oynadı demiş. Tümer Metin açıklamalarda bulunmuş. Mesela Tümer Metin'in yorumunu merak ettim açıkçası ne dedi diye. Diyor ki 0-0 biten maçtan ilgili. Tahmin edenden çok uzak bir derbi olduğu kesin, en azından bir takımın galibiyete daha yakın olabilecek kadar oyun oynayacağını düşünüyordum demiş. Ben de şunu söyleyeyim. Adaletli, gördüğünü çalan bir hakem yönetimi olsaydı bu maçı 555 kere oynasak 555'inde de Fenerbahçe kazanırdı. 1155 kere oynasak 1155'inde de Fenerbahçe kazanırdı. Ne zaman zaman böyle derbiler olur diyor. Ligin bu haftalarında hemen hemen tüm büyük takımlar kendi aralarındaki maçlarda daha konjonktür maçı oynuyorlar. Kaybetmemek daha kıymetli oluyor. Ligin başı, daha vakit var. Şimdi yara almaktansa günü kayıpsız geçen çok maça sahip olduk son 5-6 senede diyor. İki takım da önce kaybetmemek dedi diyor. Oyunun son 10 dakikası özellikle Gezdal girdikten sonra Cenk Tosun da oyuna dahil olunca Beşiktaş 2-3 pozisyon üretti diyor. Mesela bakın kimse burada offside'ı falan konuşmuyor. Çünkü köşelerini dolduramayacaklar. Gezdal'dan önce Beşiktaş'ın ritmi çok düşükken Fenerbahçe'de üstüne gitmedi. Fenerbahçe kontrolü elden bırakmadı diyor. Yani niye üstüne gitmedi? İki takım adına da tarihte yeri olmayacak bir derbi. Yani izleyen kimse hatırlamayacak diyor. Yo, Fenerbahçe taraftarı hatırlar verilmeyen kartlardan dolayı. Hani ligin büyümesi, pastanın büyümesi için her maça ayrı önem, itina, marka değeriyle yaklaşmakta fayda var. Bugün öğle saatlerinde bir Manchester derbisi vardı. Akşam bizim derbimiz. Futbol kalite anlamında çok uzağındayız diyor. Neden acaba? Hani bana sorarsan stadyumlar alan Beşiktaşlılar memnun değil. Fenerbahçeliler de memnun değildir diyor. Ya skordan ötürü fiyakamız bozulmadı. Bir büyük maçı deplasmanda kaybetmeden geçtik diyorlar ama oyundan memnun değil. Jesus hücumdan hiç taviz vermeyen, çift forvet oynayan tek hoca. Devamlı hücum ettirdi. Fenerbahçe'nin DNA'sına uygun futbol oynatıyordu. Osayi Samuel oyuna girdikten 1-2 dakika sonra bir an vardı. Osayi bir eveledi, geveledi, Altay'a verdi. Jesus bunu niye yapıyorsun diye sert tepki gösterdi. Altay'a vermedi. Orta açmaya çalıştı Valencia'ya. Rakip kaleci aldı. Jesus çıldırdı. Ya derbi aslında daha kolay oynar. Normalde Anadolu maçından daha kolaydır. Çünkü derbide daha geniş alan vardı. Kalite daha rahat ortaya çıkardı diyor. Kafamdaki derbi daha eğlenceli diyor. Nihat Kahveci. İşte en merak ettiğim yorum. Diyor ki Nihat Kahveci, şok oldum 0-0'a. Çok heyecanlanmadık. Beklentimin altında kaldı. İki takım bu maça gelirken çok şey vaat etti. Hani maça 0-0 desene hayır derdim. Şok oldum. 6 haftada 20-60 Fenerbahçe, 16-60 Beşiktaş. Gol de yemişler. Maç 0-0 bitti. Yani ilk yarı Fenerbahçe çok iyiydi. İkinci yarı Gezdal'dan sonra Beşiktaş'ın havası değişti. İkinci yarı Beşiktaş daha iyi olmalıydı. Normalde daha ters olmalıydı. Jesus faktörüyle Fenerbahçe ikinci yarı daha iyi olmalıydı diyor. İlk 11'lere bir şey diyemem. Değişiklikler konusunda iki hoca da geç kaldı. Dellali'yi nasıl 70 dakika sabrettin derim. İrfancan Pedro'yu nasıl tuttun oyunda? Crespo sahanın en iyilerinden biri. Sarı kartı var diye hoca oyundan aldı. Yani hoca tutmak için bayağı sabretti. Son noktada aldı diyor. Serdar Aziz çok iyiydi. Defans ilk yarıda iyiydi diyor. Serdar Aziz de iyiydi. Üçlü oynamasının sebeplerinden biri Beşiktaş'ın ön alan baskısı. Yani Beşiktaş yapamasın ön alan baskısını diye üçlü oynattı diyor. Ki sonucunu da aldı, dikkat ettiniz bilmiyorum. Beşiktaş çok ön alan baskısı yapamadı. Valencia çok iyiydi. İki tane net fırsat yakaladı. Ersin iyi çıkardı. Valencia çabaladı. Pedro bir hayal kırıklığıydı. Başlığa iyi bekliyorduk. Bu stada atmosferi biliyor. Çok formdaydı diyor. O istek, arzuyu belki daha iyi olabilirdi. Pedro'yu gördükten sonra Başdoğa iyi denir diyor. Muhtemelen Perşembe günü Başdoğa iyi ilk 11'de başlayacak. Onu da belirteyim. Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyunu hayal kırıklığı sadece savunma arkası. Topla pozisyon bulmaya çalışmaz bir takım. Yani büyük takımın tek planı olmaz. Ne Salih ne Josef orta sahada top isteyebiliyor. Büyük takımsınız, tek formüle rakip kaleye gidemezsiniz. Rozier'in Masuak olmalı. Beşiktaş'ta sonu iyi değil diyor. İsmail hocam, eğer bundan sonraki maçlarda dokunuşlar olmazsa Beşiktaş'taki geleceğini iyi görmüyorum.
İyi görüyorum mu demiş, görmüyorum demiş. 1-0 da bitebilirdi. Beşiktaş kazanabilirdi. Kazansa da söylerdim. Hocadaki hırs muhteşem, sinerjisi muhteşem, sadece dokunuşları sınıfta kalıyor demiş. Jesus konuştuğumuz saha içi dokunuşlarını yapamadı. Önceki maçlarda 10 üzerinden 9'luk işler yapıyordu. Bugün 10 üzerinden 6 diyor. Bence milli arada etkiledi. Çünkü oyuncularda psikolojik ve fizyolojik olarak düşüşler vardı. Yani bir tek ben görmedim değil mi bunu? Hepiniz gördünüz. O yüzden çok da değinmiyorum. Mert Hakan Yandaş maç öncesi kudurttu. Ama maçta sahada yok. Yani Beşiktaşlı taraftarlar ısınma hareketleri sırasında Mert Hakan Yandaş'a tepkiler göstermişler. Sosyal medyada yansıdı bu. Ne tepkisi göstermişler? Protesto etmişler, öyle söyleyelim. En amiyane tabirle. Ama dediğim gibi sahaya çıkarsın. Maçı kazanırsın. Al sana protesto olan dersin. Al sana hani küfür. Maça çıkarsın, oynarsın, kazanırsın. Al sana küfür. Yani Beşiktaş'a küfür mü etmek istiyorsun? Çık sahaya, koy yüreğini ortaya. Al sana küfür. Mesela intikam mı almak istiyorsunuz? Al, çık, oyna, bitti. Atilla Sanayi, 4 top uzaklaştırma, 4 top çalma, 6'da 5 ikili mücadele kazanma, 13'te 10 top isabeti. Ben mesela bir önceki videoda puanı düşük verdim. Uzun top isabeti düşük diye, ama 13'te 10'muş. 2 önemli pas, %85 pas isabeti. Salahi'den bu arada özrümü dileyerek puanını 8'e çıkartıyorum. Çünkü bu performansa ben çok düşük puan vermişim. Yani maçı izlerken Fenerbahçe taraftarları gol yemeyiz hissi veriyor. Yani gol yemeyiz hissine kapılıyorlar. Bugün demiş Serdar Alçekler, İrfan Can'la Gezal'ı yer değiştirsen Fenerbahçe 2-0 almıştı, sanmıyorum. Başdoğa yerine Cenk Tosun gitse yine Fenerbahçe daha iyi oynar demiş, sanmıyorum. Valencia yerine Münir Çoğayır alsan bugün fark eder demiş. Yani konuşmak için konuşuyor. Beşiktaş bunları aldı da ne değişti mesela oyuna? Ya ne değişti? Ya konuşmak için konuşmak da saçma geliyor bana ya. Mesela ben şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'den hangi futbolcuyu alır Beşiktaş oynatırdı? Serdar Aziz oynatırdı. Mustafa'yı da oynatırdı. Salah'ı da oynatırdı. Altay'ı da oynatırdı, en azından güven veriyor diye. Crespo'yu da oynatırdı. 5. Sağdaki Ferdi'yi de oynatırdı. 6. Soldaki Lincoln çatır çatır işini yaptı. Onu da oynatırdı. Hadi onu saymadım. Hücumdaki Valencia kütür kütür ikili mücadele kazandı, etti, şunu yaptı, bunu yaptı. 7. Yani belki İrfan'ı almazdı, şey yapmazdı. Fenerbahçe bugün Beşiktaş'tan kim alır oynatırdı? Yani bir düşünün arkadaşlar. Yani kimi alır oynatırdı Beşiktaş'tan? Tayyip Talha'yı alır oynatırdı. Bir. İkinci kim? Hani hangi bölgesinde kimi alırdı? Belki Salih'i oynatırdı şeyin yerine. Arao'nun yerine. Mesela Gustavo Henrique 5 top uzaklaştırma, 3 pas arası. İkili mücadelede 13'te 8 başarı. 7'de 6 hava topu kazanma. %82 pas isabeti. Yani her maç oyun kurulumunda oynuyor. Ya baktığın zaman arkadaşlar, hani X çıkmalı, Y girmeli, şu olmalı, bu girmeli, bu şunu yapmalı, bu bunu yapmalı. Daha da maçın yani daha maçın başına mesela şeyin, o Weghorst'un Gustavo'nun yüzüne vurduğu pozisyon sarı verilse, zaten sarı kartlar verilse maçın hikayesi böyle olmazdı. Beşiktaş Fenerbahçe'ye uzun toplarla pozisyon bulmaya çalışıyor. Fenerbahçe offside taktiğinde çok başarılı. Hani rakipler bir türlü çözemiyor, biz bunu nasıl çözeriz diye. İki tane tartışmalı penaltı pozisyonu var. Hani biri Serdar Aziz'e yapılan, ki orada Atilla Salahi de ittiriliyor. Bazı Fenerbahçeli kardeşlerim de şey diyor, Salahi düşseydi penaltı alırdık. İyi de düşmesine gerek yok ki penaltı pozisyonu olması için. Mesela Salih yüzünü tutuyor, Lincoln vurdu diye arka pozisyonda Dele Alli Atilla Salahi'ye öyle bir girişi var ayak bileğine, net bir şekilde, hani net sarı kart.
Net sarı kart ama bu tip şeylere hiçbir şey verilmedi. Yani es geçildi. Oyun, futbol, taktik. Allah aşkına arkadaşlar bir takıma hiç sarı kart vermeden yani bir takıma hiç sarı kart vermeden bu tipte maçı tamamlamak yani vermemek için daha doğrusu bu tipte sarı kart vermemek için bu kadar yapmak ilginç. Ve çok komik bir şey daha söyleyeyim. Roman Saiz maçı sarı kart yemeden bitirdi sanırım. Weghorst da sarı kart yemeden bitirdi sanırım. Dele Alli de o harekete rağmen sarı kart yemeden bitirdi. Joseph Salih o kadar itiraza rağmen sarı kart yemeden bitirdi. Diyeceksiniz ki hocam maçın kaderini sarı mı belirliyor? Sen oyundan Crespo'yu niye çıkarttın? Sarısı var diye. Sarısı olmasa Crespo'yu çıkarır mısın? Arao'yu çıkartırsın. Senin Arao'yu çıkartıp belki İsmail Yüksel'i alman ki anlatıyordu. Jesus çatır çatır anlatıyordu. Yani belki İsmail Yüksel'i alman maçı değiştirecekti. Anladınız mı arkadaşlar? Süper Lig'de adalet olmadığı müddetçe keyif de olmuyor. Yani adalet olmayınca keyif de olmuyor. Jesus'un Atilla Salah'ı gidip Beşiktaş yedek kulübesinden alması gerçekten takdire şayan bir hareket. Gerçekten takdire şayan bir hareket. Yani bunu kolay kolay kimse yapamaz. Anlatabiliyor muyum? Diyor ki mesela Jesus diyor ki oyuncu değişiklikleri beklediğimiz katkıyı veremedi. Sonradan girenler 11'dekilerle aynı seviyeyi gösteremedi. Diego Rossi'yi saymıyorum. O son 5 dakika girdi. İlk değişikliklerden sonra taktiksel kaliteyi kaybettik. Beşiktaş'ın değişiklikleri çok etkili diyor mesela. Bak bir de bir şeyi kabul etmesi var Jesus'un. Hadi kabul etmesi. Hani ben biliyorum ulan benim kadar hanginiz biliyorsunuz dese. İlginç. Bakın Beşiktaş bu sezon en fazla ofsayta yakalandığı maç. 7 kez. Jackson Muleka'nın 3. Yani Süper Lig kariyerinde daha fazla ofsayta kaldığı tek maç Mart 2022'deki Göztepe maçında 4 kez kalmış. Ama ben dediğim gibi eğer adalet yoksa işin içinde kalite beklemeyin abi. Kalite beklemeyin. Adalet olmasa kalite beklemeyin. Yani Volkan Bayarsan ben bana sorsalar derim ki ya Volkan Bayarsan'ı muhtemelen çoluğunu çocuğunu kaçırdılar. Dediler ki ya bu maç berabere bitecek ya çocuğunu unut. Böyle bir maç yönetildi. Ya artı 4 dakika verilmesi hani pozisyonlardaki yaklaşım tarzı. Bir de şunu merak ediyorum. Gerçekten şunu merak ediyorum. Acaba bu maç Fenerbahçe'nin stadında olsaydı. Hakem yönetimi Fenerbahçe lehine olsaydı. Bakın aynı maç, aynı kadrolar. Stadyumu değiştirdim, Fenerbahçe stadı yaptım. Hakem de Fenerbahçe oyuncularına hiç ses etmiyor. Beşiktaş oyuncuları en ufak hareketinde sarı kart diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Maçın hakkı farka giden bir maç olurdu. En az 3 tane çakardı Fenerbahçe. Bak en az 3 tane çakardım. Weghorst dakika 4 müydü 5 miydi zaten yüzüne vurdu. Sarıyı yediydi orada. 12-13'te itirazdan ikinci sarıyı yerdi. Beşiktaş futbolcuları zaten kuzuya dönüşürdü. O andan itibaren ne Salih Uçan itiraz ederdi ne Saiz oradan 50 metreden koşu atıp depar atıp şey yapardı. Ne mesela o sol bek Beşiktaş'ın sol beki sarı kart yediği pozisyonda hakemin etrafını çeviren futbolculardan biri sarısız kalırdı. Çünkü orada birine sarı göstermesi lazım. Velhasıl Kenan böyle bir müsabaka geçti. Bu arada Berisha atılmış, Augsburg kazanmış. Ona da şaşırdım. Çünkü maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor biliyorsunuz. Deplasmanda Schalke'yi 3-2 yenmiş Augsburg ama Berisha kırmızı yemiş. Ne zaman kırmızı yemiş? 9-21. Dakikalarda Demirovic, 77 Andre Hahn kaydetmiş. Schalke'nin gollerini Toredo, Kraus atmış. 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartta oyun dışı kalmış. Schalke'de de Kenan Karaman 80. dakikada oyuna dahil olmuş. Bu sonucun ardından Augsburg 12 puana yükselirken Schalke 6 puanda kalmış. Augsburg sahasında Wolfsburg ağırlayacakmış. Nazar boncuğu olsun. Öyle diyelim. Nazar boncuğu olsun. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası. Fenerbahçe bir derbiyi en azından kaybetmedi. Yani en azından kaybetmedi. Peki ne kazandı? Bence Serdar Aziz kazandı Fenerbahçe. Hadi artıları şey yapalım. Hani Fenerbahçe ne kazandı? Bence artıları kazandı bir. İkincisi
AYK Larnaka maçını kazandı Fenerbahçe. Perşembe günkü maçı şimdiden kazandı. Niye? Bugünkü maçta, daha doğrusu dünkü maçta yaşadığı puan kaybı Fenerbahçe'ye ders oldu. Fenerbahçe'ye uyarı oldu, SMS oldu. Fenerbahçe neyi kazandı? Bak neyi kazandı düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir düşünün. Bak tek tek bir düşünün. Bence Fenerbahçe Zayt'sı kazandı. Güleceksiniz, dalga geçeceksiniz. Fenerbahçe Zayt'sı kazandı. Bak göreceksiniz yakında bunu. Hani Serdar Aziz'i kazandı söylüyorum. Mesela Valencia. Bence Fenerbahçe bugün hem Valencia'yı hem Başakşehir'i kazandı. Hocam adam gol atamadı, saçmaladı, sen nasıl kazan diyorsun. João Pedro'nun kendine çeki düzen vermesini kazandı. Tek tek arkadaşlar. Bakın tek tek. Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe kaybetmedi. Okey. Evimizdeki maç kiminle? Önce Larnaka maçı. Önce maç Larnaka maçı. Tamam, ona odaklanalım. Süper Lig'de 7 maç 4 galibiyet. 2 beraberlik 1 mağlubiyet. Yani 12-14 puan. 2 puan ortalaması. 2 puan ortalaması yakalamış Fenerbahçe. Galatasaray şu anda 2 nokta. İşte. Trabzon 2. Beşiktaş 2'yi yakalayamamış mesela. Fenerbahçe'miz inşallah Larnaka engelini geçtikten sonra evinde Karagümrük'le. Fenerbahçe evinde Karagümrük'le. Bu arada Karagümrük İstanbul Spor maçı da bugün saat 20'de. İnşallah Karagümrük kazanır da haftaya moralli gelir. O zaman kazanması biraz daha kolay olabiliyor. Hani böyle bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe bugün bence bunu kazanmış oldu. Hah, Bünyamin Gezer ve Gorstum Gustavo Henrique'ye yaptığı hareket çok net sarı kart demiş. Çok şükür. Birileri konuşuyor. Serdar Aziz'in pozisyona ne diyeceğini ben çok merak ediyorum. Bünyamin Gezer'in. Çünkü pozisyon yorumluyor. Yani dediğim gibi Fenerbahçe'nin bugün bence kazanımı yüksek. Ne kadar olursa olsun arkadaşlar, 7 maçta sadece bir mağlubiyet. Şu anda ligde mağlubiyet yaşamayan tek takım Başakşehir. O da Fenerbahçe maçına saklıyorlar kesin. Oraya kadar yenilmezler. Fenerbahçe maçında Fenerbahçe kazanır. Sonra derler ki bakın ulan Fenerbahçe'yi hakemler koruyor, kolluyor derler. Gerçi ona çok var ya. Başakşehir Sivas'la, Başakşehir İstanbul Spor'la. Hah, sonra 22'sinde. Ayın 22'sinde Fenerbahçe Başakşehir. Bak bu maça kadar Başakşehir yenilmez. O maçta Fenerbahçe yener. Ben size söyleyeyim. Şimdiden söylüyorum bak. Şimdiden size skorları söylüyorum. Şimdiden size maçları söylüyorum. Bu arada önümüzdeki haftayla ilgili de bir kehanette bulunayım mı? Neyse hafta içinde konuşayım ya. Önümüzdeki maçı hafta içinde konuşayım. Galatasaray'ın bu haftayı bayan geçireceğini de hatırlatayım. Yani bu hafta maçı yok. Galatasaray bayan geçireceği için Fenerbahçe'nin bu hafta kazanıp vesaire vesaire. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin bu maçta kazanacağı çok şey var. Ama dediğim gibi Serdar Aziz'e şu Saiz'in ittirmesi, kaktırması kesinlikle penaltı. Tartışmasız penaltı. Çünkü dirseği gırtlağına geliyor. Hatta bu pozisyona bir de sarının çıkması lazım. Ama siz diyorsunuz ki hocam boşver. Şöyle böyle. Serdar Aziz girdiği 5-2'li mücadeleden 4'ünü kazanmış. Bu denklemi de eklemiş olalım. Dediğim gibi Fenerbahçe kaybetmedi ama birçok şeyi kazanmış oldu. Bunlardan ilki Perşembe günkü maçı kazanmış oldu. Bence inşallah Karagümrük'te oynayacağımız, pazar günkü oynayacağımız maçı da kazanmış olduk. Bekleyip görelim bakalım ne kadar doğru söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımızın, ailemizin bir parçası olabilirsiniz. Videoyu beğenip değerli yorumlarınızda görüşlerinizi, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.